24 ekranlarından yeniden merhaba, ben Elif Akkaya Kuter, kahve molasıyla karşınızdayız. Suudi Arabistan Kalkınma Fonu Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası ile 5 dolarlık mevduat anlaşması yaptı. Fon tarafından yapılan açıklamada yakın işbirliği ve tarihi bağlara vurgu yapılırken Suudi Arabistan'ın bu anlaşmayla Türk halkına verdiği güçlü desteği ve Türk ekonomisinin geleceğine duyduğu güveni ifade etmektedir denildi. Suudi Arabistan Turizm Bakanı ve Suudi Arabistan Kalkınma Fonu Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Al-Kateb ile Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu arasında Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası'na 5 milyar dolarlık mevduat yatırılması konusunda anlaşma imzalandı. Kalkınma Fonu tarafından yapılan anlaşmada anlaşmanın yalnızca Suudi Arabistan Krallığı ile Türkiye Cumhuriyeti ve halkları arasında yakın işbirliği ve tarihi bağların kanıtı değil, aynı zamanda Suudi Arabistan Krallığı'nın Türkiye güçlenme çabalarını destekleme taahhüdünün bir göstergesi olduğu belirtildi. Bu mevduat sayesinde çeşitli sektörlerdeki ekonomik sorunların çözümüne katkı sunulmasının hedeflendiği vurgulandı. Başka bir haberle devam ediyoruz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın duyurduğu hayata dönüş kredisinin detayları belli oldu. Söz konusu destekten depreme ağır hasarda uğrayan kentlerdeki esnaf ve sanatkarlar yararlanacak. Buna göre esnaf ve sanatkarlara azami 250 bin liraya kadar, yani 12 ay ödemesiz 60 ay vadeli işletme kredisi verilecek. Kredinin yarısını da Hazine ve Maliye Bakanlığı destekli olacak. Deprem bölgesindeki yaraları sarmak için büyük seferberlik sürerken bir yandan da işletmeleri desteklemek adına ard arda adımlar atılıyor. İşte o desteklerden biri de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından duyurulan hayata dönüş kredisi. Kredi paketi depremden etkilenen il ve ilçelerdeki esnafa finansman desteği sağlamak amacıyla oluşturuldu. Buna göre esnaf ve sanatkarlara azami 250 bin liraya kadar 12 ay ödemesiz 60 ay vadeli işletme kredisi verileceği açıklandı. Kredi faiz oranı %7,5 olarak belirlenirken kredinin yarısının Hazine ve Maliye Bakanlığı destekli olacağı duyuruldu. Ödeme sıklığı ise 12 ay ödemesiz dönemi takiben 1, 3 ve 6 ay taksitli olacağı belirtildi. Kredi paketinin kullandırım koşulları da tespit edildi. Buna göre depremde ağır hasara uğrayan ve 6 Şubat'tan önce vergi kaydı bulunan esnaf ve sanatkar paketten yararlanabilecek. Esnaf ve Sanatkarlar Odası siciline kayıtlı şahıs firmalarının kullanabileceği destek paketi 31 Aralık 2023 tarihinde sona erecek. Piyasalar için önemli bir gelişmeyle devam ediyoruz. Küresel piyasalar bugün Fed Başkanı Powell'ın ABD Senatosu'nda yapacağı açıklamalara odaklanmış durumda. Powell'ın konuşmasında önümüzdeki dönem para politikasına ilişkin mesajları takip edilecek. ABD'de para politikasına ilişkin belirsizlikler piyasaların yön bulmasını zorlaştırmaya devam ederken, bugün ve yarın Powell'ın açıklamalarıyla Cuma günü tarım dışı istihdam verisinin varlık fiyatlarında oynaklığı artırması bekleniyor. Analistler Fed'in 21-22 Mart'taki toplantısı öncesinde Powell'ın sözde yönlendirme için Senato'daki oturumu önemli bir fırsat olarak kullanabileceğine dikkat çekerken, para piyasalarındaki fiyatlamalarda bankanın gelecek 3 toplantıda da 25 baz puan faiz artırımına gitmesinin öngörüldüğü belirtiliyor. Evet, bu paylaştığımız gelişme piyasaları çok çok yakından ilgilendiriyor. Borsa dün %3,45 artıda 5392 puandan kapanmıştı. Yeni güne ise %0,86 artıda 5438 puandan başladı. Analistler küresel pay piyasalarında gözlerin Fed Başkanı Powell'ın bugün ve yarın ABD Senatosu'nda yapacağı açıklamalara çevrildiği söyleniyor ki piyasaları da etkileyecek bir gelişme. Gün ortasında durum ne? Borsa İstanbul 100 endeksinde artılı seyir devam ediyor. 5456 puandan işlem görüyor. BIST 30 endeksi de 6021 puanda.
Kur tarafında yatay seyir sürüyor. Bura bakalım. Dolarda 18,91, Euro'da da 20,16 seviyesini görüyoruz. Altında altın piyasanın yine Fed Başkanı Powell'ın Senato ve Kongre'de yapacağı konuşmalarda faiz patikasına dair vereceği ipuçlarının beklenmesiyle yatay seyrediyor. Onsa bakıyor, 1846 dolardan işlem görüyor. İçeride gram altın 1122, çeyrek altın 1835, Cumhuriyet altını da 7689 seviyesinde. Petrole bakalım. Petrolde Brent petrolün varili uluslararası piyasalarda 86,06 dolardan işlem görüyor. Fiyatlardaki kısmi yükselişte ki şimdi çok hafif bir gerileme görüyoruz. Çin ekonomisine ilişkin iyimserlik etkili oldu. Faizde tahvil faizi %10,5, repoda 11,61 seviyesinde. Evet, piyasalar haftaya yatay bir başlangıç yapmıştı ama dünü %3,45 artıda 5392 puandan kapattı Borsa 100 endeksi ki alıcılı seyirde sürüyor. Konuğumuzla konuşacağız. Almus Yatırım Araştırma Direktörü ve Stratejist Volkan Dükkancık bizimle beraber. Merhaba, kolaylıklar diliyoruz. İyi yayınlar Elif Hanım, merhabalar. Çok teşekkürler. Evet, borsada alıcılı bir seyir var. Yön ne olur? Son durumu sizden alalım. Evet, yani deprem sonrası piyasanın işleyişi yavaş yavaş normalleşmeye başladı. 5000 puan üzerinde bir dengelenme yaşadık son 2 haftadır ve dünden itibaren de biraz daha borsanın yukarı yönde hareketlendiğini görüyoruz. Ben hatta bugünkü bülten başlığımı siyaset cephesiyle birlikte borsada hareketlenmiş şeklinde attım. Orada artık yavaş yavaş saflar netleştikten sonra borsada kendi açısından beklentileri doğrultusunda bir fiyatlamaya girecek gibi duruyor açıkçası. Teknik anlamda görüntü şu an için olumlu. 2 aydır Ocak ayının başından beri 5700 seviyelerinden gelen bir düşüş trendimiz vardı. Endeks bunu 10 gündür yukarı kırmayı denedi ancak yeterli gücü bulamamıştı. Bu hafta başında özellikle dün bankalarda yoğunlaşan alımlarla bu düşen trendi kırdığımızı gördük. Teknik anlamda görüntü gayet olumlu. Bunun altını dolduracak bir temel hikaye arıyoruz şu an Elif Hanım. Bu da bence burada yine iki faktör öne çıkacak. Çünkü bu kırdığımız düşüş trendi böyle hani bir günlük, üç günlük bir düşüş trendi değil, iki aylık bir düzeltmenin sona ermiş olabileceğini işaret ediyor endekste. Ve orta vadeli yeni bir yükseliş trendi başlatabilecek bir potansiyele sahip. Dolayısıyla endeks bu hareketin arkasını temel anlamda doldurmak isteyebilir. Benim burada açıkçası iki teorim var. Birincisi, bir tur daha bir enflasyon fiyatlaması içerisine girebilir endeks. 2022 yılını hatırlayacak olursak %85'e varan enflasyonla birlikte bir enflasyon karşısında getiri arayışı rallisi olarak tanımlamıştık. Sonrasında enflasyon %50 seviyelerine kadar bir geri çekilme gösterdi. Ama şu an geldiğimiz mevcut tabloda enflasyonun artık buralarda kalıcı olmaya başladı ve yılın başındaki %25-30 beklentilerin tekrar %45-50 seviyelerine yıl sonu enflasyon beklentilerinin çıktığını görüyoruz ki bu bir tur daha bir enflasyon fiyatlamasını beraberinde getirebilir. İkinci bir senaryoda belki de buna ek olarak seçim sonrasında, seçime kadar ben kurdaki dalgalanmanın hala sınırlı kalmaya devam edeceğini düşünüyorum açıkçası. Ama seçim sonrasında artık biz hem enflasyonu hem kuru hem faizi üçünü birden kontrol etme zorluğunu bir parça artık burada bir esneme gerekiyor olacak. Çünkü çok zorlanmaya başladık. İhracat çok sıkıntılı. Ben kurda da seçim sonrasında tekrar bir 23-25 bandına doğru bir hareket oluşabileceğini düşünüyorum. Bu da bir tur daha yine geçen yılın başında görmüştük bu hareketi. İhracatçı şirketler üzerinden endekse bir destek gelebilir diye düşünüyorum. Bu iki hikaye endeksi önümüzdeki dönemde farklı zaman dilimlerinde pozitif anlamda etkileyebilir kanaatindeyim. Ama artık siyaset cephesinde yavaş yavaş borsa tarafında karşılık bulmaya başladığını söylemek de mümkün. Evet, sizin de söylediğiniz gibi 5000 seviyenin üzerinde tutunduğunu görüyoruz ama hangi seviyeler kritik? Evet, 5350 serisi burada önemliydi. Hafta başında buranın önemine dikkat çektik. Eğer burası kırılırsa endekste tekrar bir önceki zirve seviyesi olan 5700'lere kadar bir hareketi beraberinde getirebilir diye. Şu anda da ben o noktadayım. Artık geri çekilmeler bence 5300-5350 bandında karşılanacaktır endekste ve sonrasında 1-5700 denemesini ben önümüzdeki günlerde görmeyi beklerim.
Orta vadeli formasyona bakarsak eğer endeks 1-2 hafta 5300 seviyesinin üzerinde kalmayı başarabilirse seçime kadar olan süreçte endekse biz yeni zirveleri görme potansiyelimiz var ki teknik resimde de 6500-7000 bandı şu an için radara girmiş durumda. Yani biz kısa vadede destek olarak 5300-5350 bandını takip ediyor olacağız. Hedefler olarak da kısa vadede 5700, seçime kadar olan vadede de 6500-7000 bandı radara girmiş durumda diye özetleyebilirim tabloyu. Bir de sektörel bazda bakarsak hangi sektörlere ilgi artıyor dönemde? Burada şöyle bir durum var. Geçen Aralık ayından beri aslında tercihler hisse senedi tarafında biraz daha endeks ağırlığı olan hisselere ve bankalara yönelmiş durumda. Aralık ayından beri baktığımızda BIST 100 dışı hisseler diye tanımladığımız X-TÜNY endeksi oldukça geride bir performans gösteriyor. Yani yatırımcılar biraz daha volatiliteye karşı kendilerini koruma altına almış diyebiliriz. Dolayısıyla endeks buradan yeni bir trend başlatıp 5700'ün üzerinde yeni bir zirve deneyecekse bence bu banka ve holdingler başta olmak üzere endekste ağırlığı yüksek olan BIST 30 hisseleri öncülüğünde olacaktır. Tabii burada bilanço döneminin sonuna gelmek üzereyiz. Bu hafta önümüzdeki pazartesi itibariyle bilanço dönemi tamamlanacak ve burada biz artık bu bilançolar sonrası sektörel bazda ve şirket bazında seçici hareketleri de muhtemelen görüyor olacağız. Biz de oturup bilançolar bittikten sonra oturup bir inceleme yapacağız ve şirketlere izle vermiş olduğu öngörüler ve 2023 öngörüleriyle birlikte yeni bir portföy hem sektörel bazda hem de şirket bazında ortaya koyacağız. Ama ben 2023 yılı için açıkçası inşaat yapı malzeme sektörünün, yine havacılık sektörünün, sigorta sektörünün ve çok geride kaldığını artık düşündüğüm ve en kötüyü geride bırakmak üzere olduğunu düşündüğüm telekom sektörünün de önümüzdeki dönemde ön planda olabileceğini düşünüyorum Elif Hanım. Almus Yatırım Araştırma Direktörü ve Stratejisi Volkan Dükkancık, çok teşekkür ediyoruz. Değerli vaktinizi ayırdığınız için, katkılarınız için sağ olun. Kolaylıklar diliyoruz. Teşekkürler, iyi yayınlar diliyorum. Kahve molasında haber turuyla devam ediyoruz. Resesyon endişelerinin arttığı Amerika'da fabrika siparişleri Ocak'ta %1,6 oranında azaldı. Söz konusu dönemde dayanıklı mal siparişleri %4,5 düşerken dayanıksız mallara yönelik siparişler ise %1,5 artış kaydetti. Fabrika siparişleri sanayi sektörünün yakın gelecekteki performansına ışık tutması açısından önemli. 2022 yılında zarar yazan batılı merkez bankalarına İsviçre'de katıldı. İsviçre Merkez Bankası yüksek faiz artışları ve döviz pozisyonlarındaki kaybın etkisiyle geçen yıl 141.5 milyar dolar zarar açıkladı. Söz konusu rakam bankanın tarihindeki en büyük kayıp olarak kayıtlara geçti. Avro bölgesinde yatırımcı güveni Mart'ta azaldı. Önceki aya göre 3,1 puanlık düşüş gösteren endeks -11 olarak ölçüldü. Yatırımcıların gelecek 6 aya ilişkin beklentilerini ölçen endeks ise -6 puandan -13 puana indi. Veriyi değerlendiren analistler durgunluk endişelerinin giderek arttığını belirtiyor. Oxford Sürdürülebilir Finans Grubu tarafından enerjide yeşil dönüşüme yönelik yeni bir analiz yayımlandı. Buna göre yenilenebilir enerji daha ucuz sermaye maliyeti sağlıyor. Yenilenebilir enerji odaklı elektrik şirketlerinin borç maliyeti %6 iken fosil yakıt şirketlerinin borç maliyeti %6,7 seviyesinde bulunuyor. Dünyada enerjide en yüksek sermaye maliyetine sahip sektörün ise kömür madenciliği olduğu belirtiliyor. Haber turuyla kahve molasının bugünlük de sonuna geldik. Hoşça kalın.